Herkese merhaba. İstanbul Happy Meet'in girişimi tarafından hazırlanıp sunulan Şehir Happy Meet'in programına hoş geldiniz. Ben Abdullah Ezik. Bugün sanatçı arkadaşım Başak Buga ile birlikte şu an Sakıp Sabancı Müzesi'nde görülebilen Abdülmecit Efendi sergisi üzerine konuşacağız. Programa hoş geldin Başak. Hoş bulduk Abdullah. Ben ilk olarak bir giriş yaparak istersen programa başlayayım. Birazcık da bu program fikrinin ve neden Halife Abdülmecid üzerine konuştuğumuzdan söz edeyim. İlk olarak zaten ben Başak'ı stüdyosuna ziyaret ettiğimde Sakıp Sabancı'daki Hockney ve Abdülmecid Efendi dergilerinden bahsetmiştik. Başak dergiyi benden önce görme imkanı bulmuştu ve aklında bazı soru işaretleri vardı Abdülmecid'e dair, Abdülmecid'in dönemine dair. Bunlar üzerine konuşurken de aslında Abdülmecit Efendi devri içinde işte Türk resim tarihi içerisinde hem eleştirilebilecek hem de özel yönleri olan farklı bir kişilik olarak dedim dikkatimizi çekmişti. Peki madem bu kadar önemli bir figür, neden hani bu başlık etrafında ona dair eleştirilerimizi, sorularımızı içerisine alan bir program yapmıyorum diye bir konuşma olmuştu ve Başak'la böyle bir toplantı yapmak, böyle bir konuşma yapmak fikri uyandı. Uzun süre bununla ilgili okumalar yaptık, çalışmalar yaptık, sergiyi beraber ziyaret ettik, notlarımızı aldık. Bazı notlarımızın aslında gerçekten haklı olduğunu gördük bu sergi ziyaretinde. Program fikri de buradan gelişti. Sen öncelikle neler söylemek istersin Başak, Abdülmecid Efendi'ye dair ve programın başlangıç noktasına dair? Abdülmecid Efendi sergisi aslında şeydi, senden önce gezdim. Evet ama ben aslında Sabancı'ya Hockney'i görmeye gittim ve Abdülmecid bir sürpriz olarak, güzel bir sürpriz olarak çıktı. Yani Hockney'in hayal kırıklığını gideren bir şey oldu. Hiç beklemediğim bir iyi nitelikte bir sergiyle karşılaştım. Ve daha önce de aslında tanıdığım bir figürdü Abdülmecid. Yüksek lisans tezimde Türkiye sanatıyla ilgili bir inceleme yaptığım için iyi kötü dönemi biliyorum, Abdülmecid'i biliyorum. Ama o sergiyle birlikte daha da o kadar içine alan bir sergiydi ki o. İşte sana da zaten o heyecanla bahsettim ve tekrar gittik. Ve bana da çok iyi oldu ikinci bir gözle seninle tartışarak sergiyi gezmek. Yani evet eleştirilebilecek, hani sergi olarak da Abdülmecid kişilik olarak da eleştirilebilecek ya da üzerine düşünülebilecek çok şey var. Ama bir kere baştan şeyi kabul edelim, çok önemli bir figür. Önemli bir dönem, önemli bir figür. Yani pek çok şeyin hızla değiştiği, o değişimde ayakta kalabilmiş, bir şekilde bir yerlere tutunabilmiş bir adam. Yani şey, seninle de zaten pek çok fikir alışverişi yaptık. O da çok keyifliydi. Umarım buraya da yansıtabiliriz bunu. Ben alan olarak ikimiz de tarihçi değiliz. Sanat tarihçi de değilim. Resim eğitimi aldım. Dolayısıyla bir sanatçı gözüyle başka bir sanatçıya bakıyorum gibi düşünüyorum bu şeyi, Abdülmecid yorumunu. Bir de bir insani tarafı var tabii. Abdülmecid kişi olarak nasıl biriydi? Kesinlikle zaten burada bence zaten bu programa da renk katan ve hani farklı fikirleri de ön planda çıkaran en önemli konu ikimizin de sanat tarihçisi olmamalıydı. Bir doğrudan bir çağdaş sanatçının kendisinden önceki kuşakların önemli bir figürüne yaklaşması ve ona dair fikirlerini, eleştirilerini, görüşlerini söylemesi bence çok önemli bir şey ve yakın dönem Türkiye'de de pek yapılmayan bir şey. Bu edebiyatta da bir çok bahsedilirdi. Yani hani niye ustalar, üstadlar, yeni yazarlar, yeni sanatçılar, yeni oyuncular tarafından pek konuşulmaz, değerlendirilmez diye. Çünkü onlardan öğrendiğimiz olumlu veya olumsuz birçok fikir, birçok şey var aslında. Abdülmecid Efendi de hem devri için hem de hala bugün için önemli, başat bir figür. Belki de bu konuya biraz şeyden de başlamak gerekiyor. Sen de konuştuğumuz gibi. Sultan Abdülhadi ile başlayan, daha da öncesine gelerek 3. Selim ve 2. Mahmut'la başlayan Abdülmecid Abdülhadi ile ve nitekim işte Vahdettin'e kadar süren bir batılılaşma, modernleşme hareketi serüveni var. Ve burada bunun halkaları var işte. Özellikle Abdülhadi'nin Şehzade Abdülmecid henüz 8 yaşındayken intihar etmesi veya cinayeti kurban gitmesi, onun oğlunda bıraktığı travmalar, bunun onun karakterine etkisi, ne diyelim,
olaylar, konumunu tekneler değiştiriyor aslında. Tamamen bir yerle yeksan oluyor gibi. Tabii. Kesinlikle bunlarla beraber Abdülmecit Efendi'yi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Abdülmecit Efendi devrinden, ailesinden, hanedandan bağımsız bir figür değil. Burada en önemli şey babasının onda bıraktığı travmalar. Çünkü çok erken yaşta babasını kaybetmesini, daha sonra taht sırasında çok yerlere düşmesi. Çünkü Abdülmecid'in oğulları yaş itibariyle de, konum itibariyle de Abdülmecid'in önünde olanlar. İşte nitekim Abdülmecid'in ölümünden sonra işte 5. Murat, 2. Abdülhamit, Mehmet Reşat ve Mehmet Vahdettin sırayla tahta çıkıyor ve Abdülmecid'in 4 oğlu da peş peşe tahta geçiyor. Bu anlamda belki de Vahdettin tahttan indirilmesi Halife Abdülmecid hiçbir zaman hani bu kadar ön plana çıkacak bir isim olmayacaktı. Evet, hiç beklenmedik bir şey. Durumla karşılaşıyor. Evet. Ve Cumhuriyet ilan edildikten sonra da halife unvanı devam ediyor. Bu anlamda da önemli bir figür. Bu mesela batılılaşma hareketleri, modernleşme çalışmaları etrafında Abdülmecid önemli bir figür. Bir de bunun tabii sanat boyutu var. Çünkü Abdülmecid daha önce de konuştuğumuz gibi bir şiir kitabı yok, ancak beyitler söylediği biliniyor. Besteleri var kendisinin, tıpkı babası gibi yandığı. Önemli bir ressam tırnak içerisinde. Bu anlamda batı sanatlarıyla, çağdaş sanatla da devri için yakından ilgilenen, belki de biraz bu işin sanatla boyutuyla ilgili bir portreçi Dersin Halife Abdülmecid'e dair. Yani sanatsal boyutu, şimdi halife ve ressam Abdülmecid olarak geçiyor. Ben kişisel olarak ressam unvanından biraz şüpheliyim. Çünkü ressam profesyonel bir şey, resimle hayatını sürdüren ve hani belli kriterleri var. Abdülmecid gerçekten bir ressam mı? Resim yapan biri, resim sanat tarihi açısından bakılırsa da önemli katkıları olmuş biri. İyi bir ressam değil bir kere, onu baştan konuşalım, zaten biraz açacağız bunu. Ama bir şey var, sanki babasının ölümüyle birlikte gelen konumunun alt üst olması ve hayatının değişmesi çocuk yaşta ve bir nevi bir esaret hayatı yaşamaya başlamasının getirdiği bir kendini gösterme, bir entelektüel olarak var olma, pek çok alanda üretim vermek, resim de bunun içinde böyle bir çabası var ve bu anlamda bir fantezi yaşamış gibi geliyor bana, özellikle esaret altında olduğu süreç içinde. Zaten o sergide biraz o fanteziyi hissettiğim için sergi bana çok cazip geldi. Şimdi ismini hatırlayamazsam ayıp olmasın ama sergi tasarımı çok başarılı. Ben de neredeyse o Abdülmecid'in kendi içine girdiği ya da girmek istediği bir simülasyon gibi, dönemin mekanı, dönemin ışığı, arkada babasının Abdülaziz'in şeyleri, valsleri çalıyor. Çok iyi bir yerleştirme, çok organik bir şey yapı ve dolayısıyla o Abdülmecid'in dünyasına giriyorsunuz sergide. Ve mesela seninle konuştuk, Abdülmecid'in resimlerini kategorize edebilir miyiz? Çok zor, çünkü her şeyi yapmış. Dönemin erken yaşlardan itibaren saray ressamlarından, o sırada Türkiye diyorum, gelen Osmanlı, İstanbul'a gelen bütün ressamlarla bir şekilde ilişkisi olmuş, ders almış. Aklınıza gelebilecek hemen her isimle bir bağlantısı var. Ve o isimlerin hepsini resimlerde görüyorsunuz. Bir resim Ayvazovski, bir resim Osman Hamdi, bir resim Zonaro vesaire. Ki ressam olmanın kriterlerinden birini böylece yapmış oluyoruz. Çünkü bir şey yok. Kendine ait bir üslubu ya da izlediği bir yol yok. Burada sanırım biraz da konuşmalarımda da dikkatimi de çeken konulardan birisi Osmanlı saray ressamları ve sanat profesyonelliği ile alakalı bir şeydi. Çünkü bu devrin ressamları aslında profesyonel ressamlar veya profesyonel sanatçılar değiller yani. Burada profesyonelleşme ve sanat endüstrisinden kastettiğimiz şey aslında bir anda bunların tırnak içerisinde ticari bir karşılığının olması veya bir meslek olarak gerçekten bunun full time bir iş gibi görülüp gerçekten sanat üzerine bu kadar yoğun bir şekilde mesai harcanması ve yine devir için önemli bir konu akademide ders vermek. Bunlar Osman Hamdi Bey'de de yok, işte devrin diğer önemli ressamlarında da yok, Abdülmecid'de de yok tabii ki. Bunlar için resim yapmak sanırım biraz daha
hobiye yakın bir noktada. Tam olarak hobi değil ama oraya sanat profesyonelinden daha yakın olduklarını söylemek mümkün. Hı-hı. Bu aynı zamanda aslında devrin diğer entelektüeller için de geçerli. İşte devrin şairlerine baktığımızda, yazarlarına baktığımızda, işte Recaidade, Mahmut Ekrem'e baktığımızda aslında Mesleği Meclis Başkanı olan, nihayetli bir kariyeri olan bir önemli figür. Öbür taraftan bir işte Abdülhakamit'e bakıyorum, birazdan daha da fazla değineceğim. Büyükelçiliklerle hayata geçen bir karakter. Yani bu devrin entelektüelleri için sanat profesyonel olarak düzeyde, profesyonel düzeyde sürdürülebilen bir şey değil. Daha değerli bir hobi olarak, bir tür entelektüel faaliyet olarak, çalışma olarak sürdürülebilen ve onlar için hoş anıları da içerisinde depolayan bir şey. Hı hı. Mesela Halife Abdülmecid'in portrelerine baktığımızda ki herhalde en başarılı diğer resimlerine göre konularda, konu başlıklarından birisi otoportreleri ve portreleri. Ve bunların büyük bir kadınından aslında hediye ediyor. İşte kimlerin portresini yapmış diye baktığımda da kendini ziyaret eden devrin önemli isimlerinin portrelerini yapıyor. Recaidade, Mahmut Ekrem gibi, Abdülhakamit, Tarhan gibi hem kendisinin yakın dost meclisinde bulunan hem de devrin önemli entelektüellerinin portrelerini yapıyor ve onları daha çok bunlara hediye ediyor. Dolayısıyla sanat profesyonelliğinden daha ziyade biraz eş dost, çevre ve entelektüel hayat konusu burada Abdülmecit bağlamında. Bu işin diğer boyutu da işte saray ressamlığı boyutu. Abdülmecid'in tıpkı diğer şehzadeler gibi Yıldız Sarayı'ndaki eğitimin sırasında aslında iyi bir resim eğitimi, iyi bir dil eğitimi aldığından, iyi bir işte müzik eğitimi aldığından ödediyoruz. Bu sıklıkla vurgulanan bir konu. Hı hı. Birkaç isim de biliniyor ancak burada tabii şey meselesi var. Abdülmecid bu dertlere ne kadar takip etti, kimlerden ne kadar ders aldı ve Abdülmecid'in atölyesinde neler oluyordu? Yani herhalde en karanlık noktalardan birisi Halife Abdülmecid'in atölyesiyle alakalıdır ki bu konuda senin görüşlerin daha önemli bence. Sen atölyeye, hı hı, dair ve atölyeden çıkan işlere dair neler söylersin mesela? Ya işlere dair dediğim gibi yani benim bakışım ki pek yanıldığımı sanmıyorum. Abdülmecid'in resimlerinde başka ellerin müdahalesi var. Çok açıkça böyle. Yani çok iyi bir resim eğitimi aldı denebilir mi? Yani pek çok dönemin önemli ünlü ressamıyla ya da hocasıyla bir araya geliyor. İşte Şekerahmet'ten tutun da şeye kadar. Avni Lifüj'e kadar ki Avni Lifüj'le yakın dost. Ben yani çok heveskar, çok o konuda da aslında kendini var etmeye çalışan. Yani çok mütevazı diyemeyeceğim çünkü yeteneğine göre çok büyük işlerin altına girmiş. Hani anıtsal resimler, savaş alegorileri yani o her baba yiğidin harcı değil. Herkesin yapabileceği mesela Zonaro saray ressamıdır. Daha çok dokümenter resimler yapar. Hani alanı odur. Ama Ayvazovski romantik manzaracıdır. Şimdi Zonaro gidip romantik manzara yapmaz. Yani bunlar şeydir. Fakat Abdülmecid hepsini birden yapıyor. Hepsini birden yapabilecek ne eğitim var ne kapasitesi var. Maalesef gözü pek iyi değil. Onu görebiliyorsunuz. Resimlere baktığınız zaman da hani hem Abdülmecid'in gözünün yetersizliği ya da elinin yetersizliği, acemilikler ama altında çok usta kurtarışlar var. Dokuruşlar şimdi o var. Da yani hem resmi mesela özellikle İstanbul Limanı resmi bana tamam dedim. Bu mümkün başka birinden çıkmış. Çok usta bir şey. Yani Ayvazovski mi bilmiyorum. O tarihlerde Zonaro şeyde onu biliyorum. İstanbul'da. Sarayda. Ama bir şekilde Abdülmecid orada da muhtemelen o müdahaleleri de kendi yetersizliğinin farkında olarak yaptırıyor diye düşünüyorum. Varlık da göstermek istiyor. Çünkü bazılarının teşviki, mesela Pierre Loti'nin teşvikiyle Paris Salon sergisine kabul ediliyor. Orayı biz ilk kabul edilen şeyi bir deseni, fena da bir desen değil mi muhtemelen kendisine ait. Evet yani söylenebilecek çok şey var o resimleri okumaya başladığınızda. Her akımdan dönemde yalnız avantgardlara hiç bulaşmadan ki zaman Osmanlı şeyleri de öyledir. En fazla 1914 kuşağı empresyonistlerden etkilenir fakat hani onlar da o da içinde sadece Osmanlı'da bütün yenilikler olduğu gibi sadece bir şekil şeyi sürer orada. İçeriksel değil, düşünsel değil, bir biçim alma ve tekrar etme gibi. O Abdülmecid'in yaptığı da bu aslında.
biraz oryantalist, biraz romantik, biraz akademik vesaire vesaire. Ya sanırım bunu da dergiyi gezerken odaklandığım belli başlı noktalar vardı. Bir genellikle onlar üzerinden hareket ettik. Çünkü bu bir de bir karşılaştırma alanı sağlıyordu. Bu da neydi mesela? Ellere çok dikkat etmiştik. Hı. Yani bir tabloda eller çok mükemmele yakın bir hat, bir forma sahipken diğer tabloda yani sanki liseye giden, üniversiteye yeni geçmiş bir gencin, bir henüz reklamlarının başındaki bir reklamın çizmiş olabileceği kadar başarılı anatomiden uzak bir el görünümü vardı mesela. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Başka bir nokta drapelerdi. Yani özellikle işte perdelerdeki, kıyafetlerdeki drapeler. Bir tabloda çok iyiyken bir diğer tabloda hani çok kusurlu, çok gerçeklikten uzak bir konuydu. Mesela bu bizim işte bir karşılaştırma alanı olarak devam ettiğimiz konu başlıklarından biriydi. Natürmortlarda mesela dikkat ettiğimiz şeyler vardı. Bir perspektif hataları var mesela. Perspektif. Bu, yani belki biraz oradan açabilirsin. Evet, yani evet. Orada çok önemli yani, tepkilerim vardı. Bu şeyden neden emin oldum? Çünkü hayatının son yıllarında yaptığı mesela Hanzade portresi miydi? Yanlış hatırlamıyorsam evet. Hanzade portresi hala paleti çok yetersiz ve deseni çok yetersiz bir ressamın şeyi. Yani orada bile bir olgunluk yok. Bunun bir önemi var mı bu arada? Yani burada sanki Abdülmecid Yemin bence hiçbir önemi yok. Özellikle bugünün dünyasında zaten öyle bir yetenek sanat üretmek için hiç geçerli bir şey değil, koşul değil. Ama Abdülmecid'in kalkıştığı akademik resim, oryantalizm vesaire bunlar artık biraz kişisel yeteneğe bakan şeyler ve ciddi bir eğitime bakan. Yani Abdülmecid'in gözü öyle bir göz ki eğitilse de yapamaz. O çok belli. Çünkü algılayamıyor üç boyutu. Muhtemelen işte o dönemin diğer ressamlarında, pek çok ressamında olduğu gibi fotokolaj yapıyor. Fotoğraflarından bir iki resminde zaten var onun şeyi. Mesela Abdülhamit'in hali bir fotoğraftan yapılmış, sonradan Abdülhamit eklenmiş. Dolayısıyla o fotokolajlar yüzünden perspektif bir yerde başka, bir yerde başka, figürler mekanın içine oturmuyor. Yani adeta böyle bir içini doldurma gibi boyamalar var. İşte onu başka bir el kurtarıyor gibi tuvalin farklı yerlerinde usta dokunuşlar görüyorsunuz. Evet, yani bu şey evet. Önemli bir başlık. Evet. Benim şey de dikkatimi çekmişti. Yani bu özellikle ben söyledikten sonra dergi diğer dinlerinde de benim üzerinde düşündüğüm şeylerden biriydi. Fotoğraftan çalışmak. Yani çünkü yani Avrupa'da da burada da diğer reklamlarda işte tuval alıp mantarıya çıkıp orada resmetmek yaygın bir şey veya bir portreden çalışmak falan, ama Abdülmecid'in sürekli fotoğraflar üzerinde çalışması, fotoğrafları resmetmesi, işte bu tür kolaj hamlelerine girişmesi de belki onun ya perspektifi anlayamamasından, anlamlandıramamasından ya da dediğin gibi biraz da yetersizliğinden, o gözün olmayışıyla daha da hani şey, trajik bir yere gidiyor. Çünkü şey olayı var burada. Sen de vurguladın. Çok anıtsal, çok büyük boyutlu, çok renkli şeyler yapmak istiyor. Çok figürlü kompozisyonlar. Çok iddialı. Çok hani iddialı. Yapmak atlar, istediği şeyler. Atlar yani. Tabii. Gibi. Yani usta reklamların dahi hani bu kadar iddialı olmayanları var yani. Hani çok iddialı şeyler, çok değerli şeyler yapmak istiyor. Ancak bu iddiasını ne kadar gerçekleştirebiliyor? Bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Daha mütevazi işler, belki daha yeteneğine, daha kendine müsait işler yapabilir. Ancak o kadar büyük işlerin altına giriyor ki bunlar başarılamadığında veya bir yardım ile veya bu bazen saraydan olabilir, belki saray dışarısından olabilir. Bunu tam olarak kestiremiyoruz ve buna dair aslında somut bir belge veya bir şey de yok. Bu bir bizim için bir soru işareti, böyle bir şey olabilir mi? Bir olabilirliğinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Fotoğraf kullanmak bu arada yani yenilikçi akımlar dışarıya çıkıp zaten emperyalizmin özelliği hani artık dışarıya çıkmak. Ama oryantalistler, neogrekler, akademikler o dönemde fotoğrafı kullanır muhtemelen, zaten onlar da öğreniyor. Fakat usta bir ressam o fotoğrafın hatalarını çözmeyi ve resim yapmayı bilir. Yani o da Abdülmecid'de göremediğimiz şeyler, kusurlar. Yani paleti de şey, renk doyurmayı bilmiyor, maviyi kullanmayı bilmiyor. Ama maviyi kullanmayı bilmiyorken muhteşem bir deniz resmi görüyoruz. İşte İstanbul Limanı gibi. Bana sanki şey gibi geliyor, Abdülmecid'in bu nasıl söyleyeyim, hevesi, hırsı, kişisel bir hırstan çok
belki daha genel bir hırs. Hani seninle de konuşuyoruz ya, aslında çok aileye sahip çıkmış bir adam. Biraz daha ülkü gibi, hani belki hanedana dair, belki ülkeye dair, bilmiyorum. Hani demek istiyor ki biz bunu yapıyoruz, burada bu var. O yüzden kıymetli buluyorum zaten yaptığı işi. Kendi yaptığı resmin niteliği bence önemli değil. Onu yapması önemli. Yani ileride halife olacak bir adamın nü yapması önemli. Ki adam devri için çok tartışmalı bir olaylar korkunç bu. Evet, ondan çok sonra bile ressamların nü yapmaları. Yani akademide şey çalışıyor mu, Sanayi Nefse'de nü yok. Bir kere bir şey kiralıyorlar, çingene kiralıyorlar. Kıyafetleriyle vesaire. Kıyamet kopuyor. Öyle bir dönem. Dolayısıyla ciddi katkılar bunlar. Yani geçmişine de bakarsan, şeyin sanatla ilişkisine, Osmanlı'nın sanatla ilişkisine, kişisel bir hırstan daha fazlası bence. Bir de Abdülmecid Efendi'nin tarihsel olarak gerek hanedan gerek Osmanlı tarihi içerisinde durduğu nokta da önemli. Çünkü bütün hanedan içerisindeki tek ressam Halife Abdülmecid. Evet, ailede başka şey yok. Ressam yok. Profit, yani bu düzeyde resim yapan. İşte müzisyenler var, işte sporla ilgilenenler var. Başka meslek, yani marangoz var işte, ikinci Abdülhamit gibi, ancak hiçbiri resimle ilgilenmemiş. Bu önemli. Yani sarayda bu kadar ressam varken, bu kadar sarayda hani resim eğitimi almak mümkünken, hiç kimse bir resim çalışmıyor padişahlar arasında da, şehzadeler arasında da. Bu önemli bir konu. Abdülmecid'in de işte belki de iddiasındaki noktalardan birisi, ailenin tek ressam üyesi olarak önemli işler yapmak istiyor. Belki kendinden, çünkü babası Abdülhamid de önemli bir müzisyen. İşte 3. Selim'in aileden, büyük dedelerinden önemli bir müzisyen. 2. Abdülhamid önemli bir marangoz, çünkü işleri gerçekten çok kaliteli. Bu anlamda resim yoluyla Abdülmecid Efendi'nin de kendine bir yol çizmek ve aile içerisinde kendine bir konum elde etmek amacı hissedilebiliyor. Böyle bir düşüncesinin olabilmesi çok olağan ve çok normal bir anlayış. Burada yine şey de çok önemli, seninle konuştuğumunda. Babasını trajik bir şekilde kaybettikten sonra taht kuzenlerine geçiyor. 5. Murat, 2. Abdülhamit, Sultan Mehmet Reşat ve Vahdettin. Dolayısıyla tahta çıkma sırası çok yerlerde. İhtimali artık kalmıyor. Neredeyse geçmeyeceğini zaten farkında ve bütün hayatını zaten artık şehzade olarak kurgulayan bir karakter ve Osmanlı Hanedanı dünyadaki diğer hanedanlara, işte İngiliz Hanedanı'na, işte daha önce Romanoflara falan kıyasla çok daha geniş bir aile. Çok fazla şehzade var, çok fazla aile üyesi var ve bu kadar çok aile ferdinin olduğu bir noktada kaybolmak, hani arka sıralarda kişilik olarak da kalmak çok olağan, çok anlayışlıkla karşılanacak bir şey. Ancak Abdülmecid böyle bir karakter çizmiyor. Devri içinde, ailesi içinde muhteşem bir hami örneği. İşte Galatasaray dergilerini maddi olarak desteklemesi, devrin birçok gazetesine, işte Servet-i Fünun'a mesela üye bir hami, maddi olarak destekliyor. Ahmet İhsan'la yakın dostluğu var, Tevfik Fırat da aynı şekilde. Diğer önemli dergi ve gazetelere üye. Çok fazla cemiyete yakın. Yani birçok farklı, evet, maddi olarak destekliyor, manevi olarak da onların yaptığı açılışlara katılan önemli bir figür. Aynı zamanda en önemli konu başlıklarından birisi, devrindeki sanat dergilerini çok yakından takip eden ve hemen hemen açılan bütün dergileri ziyaret eden, onları takip eden bir sanatçı. Bu yine devri için oldukça önemli. Çünkü diğer şehzadelere baktığımda bir tür eğilimler söz konusu değil. Onlar daha çok hani kendi kişisel hayatları içerisinde, kendi kabuklarında, kendi hayatlarını sürmekle meşguller. Biz ne Mehmet Reşat'tan bahsederken, ne Sultan Vahdettin'den bahsederken böyle bir eğilim yok. Herhangi majör bir eğilimleri de yok. Ama Abdülmecid bu anlamda çok renkli ve bu renkliliği çevresindeki insanlara da maddi manevi yansıtan birisi. Ve devrinde de bu kadar sevilmesinin en önemli nedenlerinden birisi bu. Mesela Tevfik Fırat kendisinin çok beğendiği önemli bir şair. Ve Fikret'le görüşmek için ciddi bir çaba harcıyor. Yani oğlunun da hocası bu bu noktada Fikret. Fikret'e mektuplar, kartpostallar yolluyor, onu evine özel olarak davet ediyor. Şahabettin Süleyman gibi, Cenab-ı Şahabettin gibi, Abdülhakamit gibi, Recaidade gibi, Muallim Naci gibi devrin birçok entelektüelini destekliyor. Onları evlerine davet ediyor. Onlar için davetler veriyor.
Bu anlamda oldukça büyük bir hami figürü ve Osmanlı'nın son dönemi düşünüldüğünde de bu yönüyle de herhalde en keskin anlamda ön plana çıkan başat bir figür. Bu da oldukça önemli bir konu. Biraz şey de var şimdi çok babasının onun için ne kadar önemli yani ölümünün yarattığı travmatik etki dışında babayı çok idealize bir figür olarak görüyor. Babaya düşkün. Ve aslında babayı tanımadan ölüyor ve kafasında belki de onun kadı çünkü aslında en çok Abdülaziz'le başlayan şeyler bunlar. Abdülaziz resim yapmasa da resim eğitimi almış biri ve bence harika deseni var. Yani resim yapsaydı neler çıkardı merak ediyorum. Çok kıvrak bir kalem, çok iyi bir göz. Muhtemelen o babanın başlattığı şeyi devam ettirmek istiyor. Yani biraz kişisel şey, evet kişisel olarak resim yapmayı sevdiği ve çok istediği belli. Ama resim yapmak ya da diğer hareketlerin hepsi kendinin ötesinde bir şeye de hizmet etme amacı taşıyor bence. Öyle bir şeyi var gibi, biraz sevilmesinin altında da o var sanırım. Bencilce değil de biraz daha verici bir taraf. Fazla şey yapmış gibi şimdi çok içine dalınca Abdülmecid'i sevmeye başlıyorsun. Biz de idealize. Mesafelensen mi diye bir düşündüm. Ama gerçekten şefkat yaratan ve saygı duyduran bir figür kendine. Yani resim veya bir sanatçı olarak kariyeri başka bir nokta tabii ki kesinlikle ve kişisel hayatı büyük travmalarla dolu aslında. Çünkü işte 8 yaşındayken sultan olan babasını kaybetmesi, iktidarın kudenlerine geçmesi ve aile içerisinde bir anlamda annesiyle beraber çok yerlerde kalması. Bütün çocukluk ve ilk gençlik dönemi aslında zaten özellikle Sultan Abdülhamit, 2. Abdülhamit döneminde geliyor ve hani sarayda kafes hayatına yakın bir hayat duruyor. Daha sonra Üsküdar'da İcadiye Bağlarbaşı civarındaki kendi köşkünde kapalı bir hayat yaşıyor ve bütün hayatı özellikle bu iki nokta arasında geçip gidiyor. Hatta daha önce de konuştuk. Cumhuriyet'in ilan edildiği süreçte o sürece giden yolda Vahdettin tarafından neredeyse tutuklanan ve gözaltında olduğu bir dönem de var. Çünkü Anadolu hükümetiyle ve Mustafa Kemal Paşa ile ciddi temasları var. Çünkü oğlunu da yolluyor Ankara'ya ancak Mustafa Kemal Paşa tabii ki kabul etmiyor böyle bir teklifi. Çünkü onun tabii başka cepheye planları var. Cepheye gitmek istiyor Ömer Faruk, evet. Tabii yani bu anlamda da enteresan bir figür çıkarıyor. Çünkü büyük travmalar var. Ondan sonra ilk olarak bütün hanedanın ülke dışına çıkarılması. Daha sonra kendisinin burada kalması bir süre daha. Ancak daha sonra hilafetin de kaldırılması ve son olarak Avrupa'da, Fransa'da geçen bir 20 yıl var. Yani buradaki en önemli konu başlıklarından birisi aslında şey pek bilinmiyor veya pek konuşulmuyor veya biz okuduğumuz metinlerde, yaptığımız araştırmalarda buna denk gelmedik. Evet. Halife Abdülmecid 20 yıl yaşıyor İstanbul'dan, Türkiye'den sürüldükten sonra ve ne yapıyor bu 20 yıl boyunca? Yani yaptığı kimi tablolar da var ancak mesela İstanbul'dayken Dost Meclisi'nde kimlerin olduğu, kimlerle yatıp kalktı, kimlerle konuştuğu belli. Ancak Fransa'da neler yapıyor, kimlerle görüşüyor, yakın çevresinde kimler var, eski dostluklarından sürdürdükleri var mı? Bu soruların çok büyük yanıtları yok. Ve bu şey gibi değil mi? 24'ten sonra hayatı bitmiş gibi. Evet. Aslında 20 yıl çok 20 uzun bir süre. Evet. Yani 44'te ölüyor yani. İkinci Dünya Savaşı biterken ve Fransa'da yani İkinci Dünya Savaşı'nı görmüş bir halifeden söz ediyorum evet. Ve ne yaptı bu savaşlar arasında daha önce neler yaptı bilinmiyor. Bu da zaten büyük bir trajedi. Yani o kadar büyük bir ilgiye maruz kalmıyor. Ondan sonra zaten bir de şey var tabii. Ölümüyle başlayan başka bir trajedi de var. Nereye gömüleceği meselesi. Tabii. Evet. Çünkü çok sevdiği kadı Dürrü Şeyh var. Aynı zamanda bir yine bir kraliyet evliliği yapıyor. Ve eşi vasıtasıyla babasının İstanbul'a, dedelerinin babalarının yanına defnedilmiyor. Ancak tabii ki İsmet Paşa tarafından bu iddiayı kabul edilmiyor. 10 yıl Halife Abdülmecid'in cesedi bekletiliyor, gömülmüyor. Ve nihayetinde artık bu işin olmayacağı anlaşıldığında 10 yıl sonra Medine'ye defnediliyor. Yani bu hikayeyle başlı başına 10 yıl bir insanın cesedinin bekletilmesi ve vatanından uzak bir noktaya Medine'ye defnedilmesi bile başka bir trajedi. Yani trajedisi henüz o doğmadan başlayan ve doğduktan sonra da devam eden bir karakter. Bu oldukça önemli bir şey ve Freudian olarak da çok incelenmeye, derine bahsedilmeye müsait bir karakter Abdülmecid herhalde. Kendiyle ilgili fazla ipucu vermese de o anlamda ya da yani fazla işte diyorsun 20 sene adamla ilgili neredeyse hiçbir şey yok. Sergide öyle neredeyse orada bitiyor gibi yani bir iki resim dışında ki ben belge olmamasına çok ihtimal vermiyorum çünkü
Fransa'dan bahsediyoruz. Tabii, hatıratı bizim var bu zaten arada. Geçmişle bu kadar araştırma ve öğrenmeyle ilgili sorun yaşamamızın nedenlerinden biri belge bulmakta zorlanmamız. Öyle bir geleneğimiz yok çünkü ama orada zaten evet yani trajik bir hayat, trajik bir ölüm ama o döneme baktığında kimin değil ki? Yani kişi olarak bakarsan evet daha da sempati duyuyorsun öyle bakınca. Hiçbir şey kendi tercihi değil. O anlamda ben çok iyi tutunduğuna inanıyorum. Büyük değişimler oluyor. Bütün ipler biraz aslında adamın çabası şeyi elde tutmak. Yani ben de varım, varlığım bu ve bir duruş gösteriyorum ve gösterebilmiş de. Şimdi hanedan, doğuştan bir şey var, konumu var, ona ihanet edemiyor. Ama bir yandan burjuvazi etkisinde, burjuvazi kültürü etkisinde bir burjuva gibi davranmak istiyor. Jön Türklere sempatisi var. Mustafa Kemal'e sempatisi var ya da olmak zorunda olduğunu hissediyor ve o tarafa bir yeşil ışık yakıyor. Bu sefer İtilaf Devletleri'nden bir papara yiyor falan ama bir şekilde ayakta kalmayı beceriyor. Yani adam aslında halife olmayı bence aklından bile geçirmemiştir. İsteyeceğini de tercih edeceğini de sanmıyorum. Mecburen bir atama aldığı gibi. Bir atama ve mecburen taşıdığı bir şey, bir rol ömrünün sonuna kadar bir şekilde. Ama kendisi için ideal Abdülmecid'in olduğunu sanmıyorum. Kendi zihnindeki, fantezisindeki. Ama burada şey de benim dikkatimi çekiyor mesela. Hilafet kaldırıldıktan sonra da halife unvanını kullanmaya devam ediyor ve Vahdettin hayatta İtalya'dayken Vahdettin'le görüşmeyi reddediyor. Mesela Vahdettin'le yani hanedan içerisinde de büyük bir ayrışmaya neden oluyor bu durum. Bir tarafta işte Vahdettin hilafeti ve saltanatı elinden alınmış. Diğer taraftan halife ilan edilmiş ve daha sonra hilafeti onun elinden alınmış bir Abdülmecid Efendi var ve hanedan içerisinde de büyük bir kırılmaya neden oluyor bu durum. Bu anlamda hanedan içerisindeki güç dengeleri de Abdülmecid'in takındığı tavır da enteresan aslında bir konu. Aslında orada da kendi dışında bir tavır takınıyor bence. Çünkü hanedandan yani Vahdettin'in yerine görev almayı reddetmesi mesela İttihat ve Terakki bununla teklif ediyor. Ve bu hayır böyle bir ihanette bulunamam diyerek reddediyor aslında. Onun geçmesini istiyorlar tahta. Fakat Vahdettin tarafından yani olan biteni ve kendi başına gelenleri gördükten sonra Vahdettin'e hain diyen tek hanedan bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla... Ve bunu açıkça mektuplarında belirten. Yani taklayarak gitmeyerek değil gayet onun yüzüne tabii, karşı tabii. Da söyleme cesaretini göstermiş bir evet, figür. Evet evet. Dolayısıyla yani o ünvanı Vahdettin'e bırakmak istememesi ve taşıması çok normal. Ve... Bir de şey de söylemek gerekiyor. Özellikle bütün hanedan ülke dışına çıkarıldığında aileyi ayakta tutan maddi manevi en önemli figür. Çünkü Vahdettin'in İtalya'daki serüveni pek parlak geçmiyor. Ciddi tutaklıkları, ciddi ekonomik bunalımları var Vahdettin'in. Ama buna karşılık işte Abdülmecid Efendi tam bir hanedan lideri gibi davranıyor. İşte bunda tabii... evlatlarına ve çocuklarına yaptırdığı evliliklerin de payı var. İşte Dürrüşşeyfar Sultan bir kraliyet evliliği yaparak işte bir anda büyük bir servetin de sahibi oluyor ve kızından gelen parayla da aslında aileyi finansman açıdan destekliyor. Yine torunu işte Kavalılarla evlilikleri vesaire. Bu anlamda ailenin maddi yükünü de üstlenme cesaretini göstermiş. Çünkü aile çok zor günler geçiriyor. Özellikle işte dağılma aşamasına geliyor. İşte bir kolu Fransa'da, bir kolu İngiltere'de, bir kolu İtalya'da. Bütün aileyi desteklemeye, ayakta tutmak, onlara gerek manevi gerek maddi anlamda olanaklar sunmak. Abdülmecid Efendi'nin işte bu dediğimin az önce de bahsetmiş hami rolünü daha da arttıran noktalardan birisi. Bir de benim şey özellikle dikkatimi çekmişti bu tercih kataloğunda sanırım Beşir Avadoğlu'nun kaleme aldığı makalede vardı. Fransa'da geçen 20 yılda kimlerle görüşüyor veya herhangi bir delil var mı? Burada mesela özel bir anekdot vardı. O da Yahya Kemal ile alakalı. Yahya Kemal İspanya Büyükelçisi'yken bir bayram sırasında sanırım Fransa'ya ziyarete yani Fransa'ya tatile gittiğinde Abdülmecid Efendi telefonla görüştüğüne dair rivayetler var. Onun halini hatırını sorduğu. Yüz yüze değil telefonla. Telefonla tabii çünkü şeyi Yahya Kemal de cesaret edemiyor. Onu gerçekten ziyaret etmeyi, onunla görüşmeye cesaret edemiyor.
Ancak İspanya'ya döndükten sonra Yahya Kemal'in girdiği ciddi bir depresyon süreci var. Bunu Beşir Bey belirtiyor. Bu görüşme Abdülmecid Efendi ile telefonda görüştüğü haberi eğer Ankara hükümetine gittiyse başına neler gelebilir? Bu çünkü çok yani hanedan çok net bir şekilde Cumhuriyet ideallerine ters ve hükümet tarafından reddedilen bir durum. Kesinlikle hanedanla herhangi bir teşebbüste bir iletişimde bulunulmuyor ve bulunanlara da çok olumlu yaklaşılmıyor. Bu anlamda Yahya Kemal'in de birkaç yıl sırf bu nedenden dolayı İstanbul'a gelmeyi reddettiği, İspanya'da vakit geçirdiği, buradaki süresini uzattığı söyleniyor. Buna dair net bir belge yok yine. Ancak buna dair anılarda, belgelerde çeşitli göndermeler, çeşitli ipuçları var. Bu da mesela önemli bir olay. Çünkü Yahya Kemal'in dahi devri içinde bilen, Ankara hükümeti tarafından da sürekli desteklenen bir kişinin kaçak göçek görüşmüş olması, görüşmeyi ancak böyle yapabilmesi önemli. Demek ki bu adam zaten bir tür, zaten sürgünde. Ancak parçası olduğu entelektüel hayattan da bir sürgün edilmiştir hali var. Çok yalnız kalmış muhtemelen. Yalnız bırakılmış mecburen. Ama kendisi de çok dikkatli. Özellikle hükümet aleyhine bir söz söylememe konusunda, siyasi demeç vermeme konusunda bildiğim kadarıyla da o öyle devam ediyor hayatının sonuna kadar. Öyle bir iddiası yok. Zaten trajik olan o ya. Yani bir iddiası olmadan bütün bunların yaşanmış olması. Ama hiçbir şey kişisel değil. Ne onun halife seçilmesi, ne buradan sürgün edilmesi, ne aile, ne şey. Ya bunlar biraz da zaten bu ailenin bir parçası olduğu için başına gelenler aslında. Trajedinin bir noktası da aslında onun elinde olmayan şeylerle. İmparatorluğun bu kadar kötü yönetilmesi, sonunda iflaslı, Ankara hükümeti, sürgün edilmesi, sürgünde yalnız bırakılması. Bunların bir kısmı kendisiyle alakalıken bir kısmı tamamen... Bence bunları iyi okuyan bir adam. Evet. Çok iyi okuyan bir adam. Yani hatta ruh olarak devrimciliğe daha yakın bir adam. Yani onu tercih ederdi diye düşünüyorum halife olmaktansa. Ama bir sadakat duygusu da var. Bir varoluş şeyi de var. Dedim ya dik durmaya çalışıyor. Bir yere kadar da başarıyor bunu. Hatta bayağı başarıyor. Hala saygıyla söz edilebilmesinin şeylerinden biri, nedenlerinden biri. Ama tekrar ressamlığına dönecek olursak, dediğim gibi hem kendinden öte bir şey yapmaya çalışıyor. Hanedan için ya da devlet için de o devrimci ruhla bir şey yapmaya çalışıyor aslında. Çünkü bu tip şeyleri ancak o zaman bir çeşit iktidara sahip olan biri yapabilir. Herhangi birini yapamaz. Herhangi biri harem resmi yapamaz. O yapabiliyor çünkü gücü var. Bence bu çok takdire değer bir şey. Tabii bir yandan kendi kişisel şeylerini de sürdürüyordu. Hesaplaşmalarını diyeyim. Abdülhamit'in hali resmi mesela benim için en çarpıcı resim galiba. Yani en çok etkileyen resimlerden biri. Ya çok enteresan değil mi ya? Bir hanedan üyesinin bir başka hanedan üyesine tahttan indirilmesini reddetmesi ve herkes hayattayken yapmasını bunu. Evet. Yani bu anlamda gerçekten enteresan bir şey. Yani gibi kudeninin tahttan indirilmesine sevindi mi? Yani bunu onayladı demek ki gibi bir anlamda çıkıyor. Onun için bir nevi rövanş o. Yani çektirdiklerinden sonra bak gördün mü? Ve bunu resim aracılığıyla yapıyor. Bence çok etkileyici. Kesinlikle çünkü yani 2. Abdülhamit'in zaten halka yaşattıkları jurnal olayları, devrin entelektüellerine dayattığı şeyler zaten bilinen şeyler. Ancak bu durum hanedan içinde pek farklı değil aslında. Hanedana da aynı şekilde uygulanan bir baskı dönemi var. Birçok şehzadenin hayatı İstanbul ve bu çevrede geçiyor. Yoğun bir göz haftinde geçiyor. Sürekli yaptıkları her şey takip ediliyor. Bu anlamda Abdülmecid'in bunları da cesaret etmesi, hanedanı bir tür eleştirmesi. Çünkü hanedan içerisinde de az önce bahsettiğimiz biraz o hamilik duygusundan gelen, biraz da o eleştiriden gelen bir şeyi var. Yani bu anlamda hep aileye biat eden, ailenin sürekli iyiliğini düşünen, hep aileyi destekleyen bir karakter değil. Yeri geldiğinde çok sert eleştirileri yapma cesaretinde bulunmuş. Dediğimiz gibi Abdülhamid'in halini resmetmesi. Vahdettin'e yazdığı mektuplar, zehir demberek mektuplar. Çok sert eleştiriler var. Yani orta halci demek biraz zor o açıdan. Evet ortada sağlam bir yerde kalmaya çalışmış ama çok da değil. Taraf tutabilmiş, tavır alabilmiş bir karakter. Bir tarafta durabilmiş, evet. Yani Abdülhamit'e hırsı bir yandan babayla da ilgili. Çünkü babasının ölümünden doğrudan sorumlu tutmasa da kötü bahtını
Abdülhamit'e yüklüyor. Yani babasının ölümü arkasından gelişti. Ölümünden sorumlu olan Mithat Paşa, araştırılmaması, üstünün örtülmesi, Mithat Paşa'nın işte idam cezasının geri çekilmesi vesaire, bunlar için hep Abdülhamit'i ve belki dolaylı olarak hani babamı öldürdü gibi. Yani o babayı öldürmek de sadece baba değil, onun bütün hayatını olduğu gibi değiştiren bir şey. Ve yakınlarının da tabii. Tabii. Kendi konumu sarsıldığı gibi ailesinin de konumu sarsılıyor. Ya çünkü şey dediğim gibi bu kadar geniş bir aile içerisinde, bu kadar çok ferdinin, Şehzadetinin, işte sultanın olan bir aile içerisinde babanın bir anda yok olması, çünkü beklenen bir şey değil. Yani iktidarının devletindeki bir adamın işte bu şekilde ortadan kaldırılması ve yani 8 yaşındaki bir çocuk için babasının intihar etmesi de, cinayete kurban gitmesi de herhalde benzer oranda trajik bir şeydir ki bundan da birilerinin sorumlu tutması çok normal. İşte 2. Abdülhamit döneminde bu intiharın yeteri kadar araştırılmaması, işte sorumluların önce yani idam cezası vermesi, daha sonra affedilmeleri falan çok ciddi travmalar ve işte bunu acısında herhalde ilerleyen yıllarda çıkarması, bunları yapması da çok normal. İşte bunları kuracak ve bir nevi intikam aldığı ya da intikam demeyeyim de yani bunların adaletin yerini bulduğu günlerin fantezisini kuracak yeteri kadar zamanı olmuş kapalı geçirdiği. Yıllarda. Ne yapar ki insan o yıllarda yani. Ya şey de çünkü enteresandı çünkü Halife Abdülmecit dolu dolu ritim yapan bir insan, yani bir kişilik de değil. Hani hayatı boyunca düzenli olarak ritim yapmıştı. Bu biraz da dediğim gibi sanat profesyonelliğiyle de alakalı bir karakter değil. Hayatının belirli dönemlerinde çok yoğun bir şekilde çalışmış ve birçok ritim üretmiş. Ancak belirli dönemlerde hiçbir şey yok. Yani bu dönemde ne yaptığı, ritim anlamında bir şey üretti mi ürettiğinde de bilinmiyor mesela. Bu anlamda boşluklar da var. Bu da şeyle biraz alakalı tabii, işte göğüs altında tutulduğu dönemlerle alakalı, daha serbest olduğu dönemlerle alakalı, devrin atmosferiyle alakalı. Bunlar da önemli doneler bence. Yani ne kadar sıklıkla, bence sürekli bir çalışma şeyi var, yani bir atölyesi var, onu biliyoruz. Ama o atölyede işte fotoğrafını gördüğümüz şeyler karşısında model ve resim yapıyor ya, o bir fotoğraf, ben pek öyle olduğunu sanmıyorum, öyle gibi görünmüyor. Okuduğum zaman resimleri. Bu bir üretkenlik var ama ressam olacak bir üretkenlik hayır değil. Hele yaptığı şeyde. Bir de şey konusu var. Son olarak ondan da biraz bahsetmek istiyorum aslında. Oryantalizm konusu. Ya çünkü şey önemli işte. Yani herhalde son dönem Osmanlı'da bu ciddi bir tartışma konusu. İşte Anadolu'yu, işte Türk kültürünü vesaire tanımak veya tanıyamamak veya bunları Batı üzerinden tanımak. Ya bu özellikle de işte ritimde çok hissedilen bir şey. Osman Hamdi Bey'de de var, işte Halife Abdülmecit'te de var. Oryantalizm konusu bunlar. Yani özellikle Osman Hamdi'nin evet Anadolu'ya ziyaretleri var, Mısır'a ziyaretleri var. Bu anlamda daha yakından tanımış, ancak tablolarına baktığımızda burada ciddi bir eleştiri söz konusu. Çünkü Doğu'yu bir batılı gözünden resmetme hikayeti var. Bunun bir halifenin de devam ettirmesi, bir halifenin de Türk kültürüne, işte Doğu'ya, Anadolu'ya böyle yaklaşması önemli bir konu. Mesela sen bu konuya ne dersin? Bu da ya ben onu genel olarak çok arada kan, tam da döneminde olduğu gibi. Hala da onun izlerini yaşıyoruz bir sürü şeyde. Sanatından tut da başka eğitim sistemine kadar arada kalmışlık. Yani batılı mı doğulu mu, ikisini de bir şekilde var etmeye çalışıyor. Oryantalizm zaten bence hani buradaki ressamların uygulaması için çok acıklı bir şey. Yani Osman Hamdi de aslında evet yetenekli bir adam ama hani bir ressam olarak niteliğinden çok kişi olarak niteliği önemli. Yani oryantalist ressamlardan ders almış insanlar bunlar. İşte Jerome, Boulanger, onlar daha sonra ilk saray koleksiyonuna giren ressamlar, evet. İşte Pasini'den ders almış, o da o ünlü bir oryantalist. Dolayısıyla aslında ne yaptığını çok düşünerek değil de ne olması gerekir, hani bir resim nasıl yapılır, tamamen teknik ve şey açıdan bakılmış gibi. Ama tabii kendini egzotize etme, yani garip bir durum söz konusu. O dönemin edebiyatında da sanırım aynı durum. Yani var. Özellikle Abdülhamit'in tiyatrolarına falan baktığımda işte Tarık piyetli, diğer piyetleri Finten'de. Yani oryantalizm burada enteresan bir konu. Bir de tabii şey de var, işte mesela Abdülhamit hayatının önemli bir bölümünü Avrupa'da geçiriyor. Dolayısıyla oryantalistlerle zaten iç içe. İşte
Halife Abdülmecid'den bahsettiğimde zaten hocaları oryantal, hani oryantalistler ve devrin önemli isimleri, onlardan ders almıştı ve sanırım bu bir tür fikrin yerleşme hali de söz konusu. Sürekli bu tarz bir eğitim alarak, sürekli bu fikirlerle yetişerek, büyüyerek sanırım ister istemez o metnafelenmeyi koruyamıyor ve kendi kültürüne, kendisine, kendi çevresine de oryantal bir bakışla bakmak herhalde artık bir süre sonra olan bir hal oluyordur belki de. Evet, yani işte Abdülmecit'in resimlerinde o Dolmabahçe'yi gezerken hissettiğim bir acıma duygusu var, onu hissediyorum. Ya olmamış, yani denemişsiniz ama olmamış, yani çabaya değer. Ama bu bir ciddi bir zaten devletin de var olma çabası biraz acıklı değil mi? Tabii. Hiç olmayacak bir temel üzerinden çaba gösteriliyor. Altyapısı yok, düşünsel altyapı hiç yok. Sadece işte bir hızla bir şeyler edinilip şekil olarak işte duvara asılmalar, uygulamalar bunlar öyle uygulanabilecek şeyler değil. Ne sanat ne başka bir şey. Tabii benzer durumda zaten şey de var bu batılılaşma ve modernleşme hareketlerinde. Hiçbir geçiş süreci yok. Bir anlamda gökten gelen kararlar var sanki. İkinci Mahmut bu böyle olacaklar ve o öyle olur. Ama hani bir geçiş süreci, bir hazırlanma süreci, bir altyapı süreci bu çok geriden gelen bir şey. Bu da sanırım biraz şeyle de alakalı. Devletin içerisinde bulunduğu ekonomik ve ekonomik, iktisadi ve işte giriştiğin savaşlarla da alakalı bir durum tabii. Devlet sürekli kan kaybediyor. Hızla müdahale edilmesi gerekiyor ve zaman yok. Yani en büyük trajedilerinden biri de zaten bu. Bütün bir devrim ve bütün kuşakların herhalde zaman yok. Hiçbir şey yapmaya zaman yok. Her şeyi bir an önce yapmak zorundasın. Zaten en sonunda artık tamamen bütün şeyini kaybederek, bir elindeki bütün ipleri kaybederek bir terk edip gitme. Evet. Yani en sonunda zaten vardıkları nokta artık zaman yok. Osmanlı için artık zaman yok ve yine zaten bahsettiğim şey çok keskin bir şekilde son. Çok trajedik bir gecede işte Mustafa Kemal Paşa'nın aldığı kararlar, onların uygulanması, meclisin bunlara hükmetmesi ve bir gecede bütün hanedanın hiçbir şey gözetilmeden sınır dışı edilmesi. Yani tam da aslında Osmanlı'nın yani böyle bitmesi çok anlaşılabilir bir durum. Hı hı. Çünkü her şeyi gökten emeği padişah iradesiyle önemli bir süre boyunca yapan işte 2. Abdülhamit döneminde, 2. Mahmut döneminde bir hanedanın, bir imparatorluğun yine benzer bir şekilde son bulması da herhalde talihin bir oyunu olarak görülebilir belki de. Evet. Şey gibi bahsetmiştik ya, Ferzan Özpetek'in Harem Suare'si, evet. Kız çıkıyor ve ben şimdi ne yapacağım? Böyle kişiler için trajedi tabii bunlar. Kendi trajedisinin içerisinde barındıran ve kendisini büyüten. Sonuçta bu trajedide gene onların yaptıkları kişisel kararlarla, ailenin kararıyla, işte ülkenin geldiği durumla da alakalı tabii. Hı hı. Programımızın sonuna geliyoruz Başak. Yani son olarak Halife Abdülmecid'e, onun ressamlığından, atçılığına dair söylemek istediğin bir şey var mı? Epey bir şey konuştuk sanırım. Yani sergiyle ilgili hani belki izleyenlere şey tavsiye edebiliriz. Hani gidip görülmesi, sergi devam ediyor mu, uzatıldığını biliyorum ama. Evet. Özellikle katalog, kıymetli bir katalog bence. Ben çok şey öğrendim. Hani öğrendiklerimin üstüne epey bir şey katabildim. Sergi de yapanların eline sağlık diyorum. Bayağı iyi bir sergi. Ve şey çok önemli işte, bir kategorini edemedik ancak işte nüllerini de görmek, otoportrelerini evet, de görmek, evet. Portrelerini de her görmek. Şey. Yani neredeyse bütün anıtsal eserlerini aynı anda görmek. Hı hı. İşte teknik analizini görmek. Bir de olanak alıyoruz evet. Çünkü. Evet, evet. Yani hepsini bir arada göremedik. Herhalde bu analizleri, bu tespitleri muhtemelen yapamadık. Bu anlamda gerçekten Sabancı Müzesi'ndeki sergi gerçekten görülmesi gereken. Ve bir 20. yüzyılın önemli işte eleştirilere rağmen figürünün birçok etlerini, birçok farklı dönemdeki etlerini bir arada görmek anlamında önemli bir iş. Kesinlikle. Ve kataloğu da ayrıca dediğim gibi paragraf açmak gerekiyor. Çünkü Halife Abdülmecid'in işte edebi çevresine dair, entelektüel hayatına dair, tarihten olarak taşıdığı değere dair, sanat kariyerine dair önemli metinleri içeriyor. İşte Ethemel Demir'in çok önemli bir makalesi var. Yine Beşir Ayvadoğlu'nun, İnce Engin'in önemli metinleri var. Zeynep İnankur, evet. Çok önemli. Bu anlamda ve şey, katalogda da bu eserleri yine görmek mümkün. Tarihsel açıdan taşıdıkları değerleri de anlamak mümkün. Bu anlamda gerek dergi gerek de katalog oldukça önemli işler olarak değerlendiriliyor. Kesinlikle, yani özellikle o dönemde ben çok eminim zorlanılmış bir şeydir, sergidir. Bir kişi kim olursa olsun dönem yüzünden belgeleri bir araya getirmek, onunla bir şey oluşturmak o kadar zor ki.
Yani belki de o yüzden artık Fransa kısmı da eksik kaldı. Bir bilemiyoruz. Şey de söylemek gerekiyor belki yani buradaki birçok tablo aslında Ödel koleksiyonlardan farklı yerlerden getirildi. Evet, dünyanın dört bir yanından. Yani toplu bir şey yok aslında. Türkiye'de de yok. Evet. Yani Abdülmecid'in zaten şey biliniyor birçok portretini işte bentnetini hediye ediyor. Yani kendi yaptığı işleri hediye etmeyi çok seven bir karakter ve bu anlamda detayları tek bir yerde değil. Birçok Ödel koleksiyonunda birçok farklı müzede de var. Yani Tabancanın yaptığı şey bu anlamda birçok farklı noktadan işleri de bir araya getirmek. Bu da çok önemli. Getiremediğini de en azından bir şekilde bir görselle sunmak. Evet. Çok nitelikli bir sergi. Başak bugün Abdülmecit üzerine konuştuk. Benim çok keyif aldığım, yani tartışırken de üzerine kafa patlatırken de çok mutlu olduğum, ödel dediğim konulardan biri de oldum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İstanbul Happy Meeting girişimi tarafından hazırlanılan Şehir Happy Meeting programının bugün için nihayetine geldik, sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konu başlığıyla görüşmek üzere. Herkese iyi günler.